Pir Hasan, Bay Hoca'nın daha önce öldürülmüş olduğu Hüseyin Bey'in oğlu olması, Kara Mehmet Bey'in Timur'a karşı kazandığı zaferden sonra Karakoyunlu Beyliği'nin başına geçmek istemiş, Türkmenlerin önemli bir kısmı buna karşı gelmişti. Türkmenler, Kara Mehmet'in oğlu Mısır Hoca'nın etrafına toplanmış, Pir Hasan'la mücadele için Mardin hükümdarından yardım isteyerek Karakoyunların başına Kara Yusuf geçmişti. Bir yıl sonra da Pir Hasan ölmüştü. Kara Mehmet, 1390'da Hüseyin Bey oğlu Kara Hasan ismindeki Türkmen Bey ile Suriye'deki yaptığı bir muharebede ölünce yerine Karakoyun Devleti'ni meydana çıkaran Kara Yusuf Bey geçti. Kara Yusuf'un tahta geçtiği zamanlar Timur, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Anadolu'yu işgal etmek üzere olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Kara Yusuf önce Timur'a karşı olan Sultan Ahmet ile birlikte hareket etmiş, yine de mağlup olmuşlardı. Kara Yusuf, tahta geçtiği yıl Tebriz'e gitti. Bilinmektedir ki aynı yıl içerisinde bunu bir kere daha tekrarlamıştı. Tebriz'e gitmesindeki sebeplere bakacak olursak, burada bulunan Türkmenlerin arasında meydana gelen çatışmayı Pir Hasan'ın öldürülmesi dahi sonlandırmadığını görmüş, Kara Mehmet öldürüldükten sonra Karakoyunlar Tebriz'i farklı boydan iki Türkmen beyine bırakarak oradan çekilmek zorunda kalmışlardı. Tebriz birkaç kere el değiştirmek durumunda kalmıştı. Sultan Ahmet'in dirayetsiz bir hükümdar olmasından dolayı Tebriz'in idaresi boş kalmış, bunu fırsat bilen Celair emirleri arasında elden ele geçmesini, Hoyd olaylarını öğrenen Kara Yusuf derhal Tebriz'e gelerek burada satılmış ve Halil adlı adamlarını bırakarak Aladağ'a geri dönmüştü. Kara Yusuf tekrar Mahmudi Halhali'nin eline geçen Tebriz'i almak için harekete geçmiş, ona karşı duramayacağını anlayan Mahmudi Halhali müttefikiyle Halhal tarafına gitmişti. Kara Yusuf kısa sürede Tebriz'i işgal etmişti. Birkaç gün kaldıktan sonra tekrar geri dönmüştü. Tebriz'de satılmışı bıraktı fakat satılmış, Tebriz'de Yadigar Şah adında bir emir tarafından işgal edildiği sırada Timur ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi gelmiş, Yadigar Şah muhasarayı bırakmış, satılmış şehri bırakıp gitmişti. Timur'un ortaya çıkması ve Irak'ı araba birinci seferini yaptığı sırada Celayir Sultanı Ahmet'i kaçmaya mecbur bırakarak elinden Bağdat'ı almış ve kuzeye yönelmişti. Karakoyunlu beylerinden bir de Hocaoğlu Yar Ali ile Erbil emiri Şeyh Ali değerli armağanlarla Timur'u ziyaret ettikleri için mevkilerini korumuşlardı. Irak'ı Arap'ın zaptından sonra Çağatay hükümdarı etraftaki hakim ve emirlere emir göndererek kendisine itaat etmelerini bildirmişti. Ardından Musul'a gelerek buradan da Mardin'e yönelen Timur, ordusunun sağ kolunu Karakoyunlar üzerine göndererek hayvanlarını yağma ettirmişti. Ardından Muş civarına gelen Timur, Kara Yusuf'u yakalamaları için kumandanlarını görevlendirmişti. Kara Yusuf'u yakalamaları için görevlendirdiği kumandanlar başarısız olmuştu. Timur, Kara Yusuf'un kardeşi Mısır Hoca'nın hakimiyetinde bulunan Aynik Kalesi'ni almaya karar vermiş, Erzurum'un güneydoğusunda bulunan bu kale, sarp ve uçurumlarla çevrili olan bu kaleyi almak için 43 gün uğraşmış, sonunda Mısır Hoca kaleyi teslim etmek zorunda kalmıştı. Esir olarak aldığı Mısır Hoca'yı Semerkant'ta gizlice öldürttü. Bunun üzerine kardeşinin intikamını almak isteyen Kara Yusuf, Avnik Kalesi'ni kuşatarak kale kumandanı Atlamış'ı esir aldı. Esirlerin bir kısmını öldürmüş ve bir kısmını da esir almıştı. Atlamış Timur'un yakın ve en sevdiği adamlarındandı. Kara Yusuf Atlamış'ı Berkuk'a göndermiş ve hapse atılmıştı. Timur bu sırada Hindistan seferini tamamlamış ve Azerbaycan'a dönmüştü. Kara Yusuf ani bir baskına uğramamak için Musul'a çekilmiş, Timur'un Sivas'a doğru yürüdüğünü haber alınca Celayirli Sultan Ahmet ile Mısır Memlük Sultanı'na sığınmak istemişlerdi. Mısır Memlük Sultanı Timur'dan çekilmesi sebebiyle kabul etmemiş, onlar da Osmanlı'ya sığınmışlardı.
Timur, Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tan Kara Yusuf'un zincire vurularak kendisine teslim edilmesini ya da öldürülmesini istemiş, bunu hem Osmanlı elçileriyle hem de mektubunda belirtmişti. Nitekim Beyazıt, Timur'a kendisine sığınmış bir misafiri kovmanın amansızlık ve imansızlık olduğu cevabını vermişti. Bunun üzerine Kara Yusuf'a Aksaray'ı dirlik olarak verdi. Sultan Ahmet ile Kara Yusuf'u yanına alıp Timur ile aralarının açılmasındaki sorumlu saydı. Mutahharteni bozguna uğratarak Erzincan'ı aldı ve yönetimini Kara Yusuf'a verdi. Fakat kısa süre içerisinde Kara Yusuf, Erzincan Beyliğinden kendi arzusuyla vazgeçmişti. Yıldırım Beyazıt'ın yanından ayrılan Kara Yusuf, Irak'a araba gelmiş, Bağdat'ın kuzeyinde Fırat kıyısındaki Hit kasabasında karargahını kurmuştu. Bu sırada Celayirli Sultan Ahmet, Bağdat'tan oğlu Tahir'in yanına gelerek onun emirlerinden Firuz'u yakaladı. Bu olay üzerine Tahir, babasının kendisine karşı bir harekette bulunacağını düşünerek, babasının emirleriyle birleşerek bir gece ırmağın karşısına geçmiş, babasına cephe almıştı. Bunu gören Sultan Ahmet, Kara Yusuf'a adam göndererek yardım istemişti. Kara Yusuf derhal harekete geçmiş, Sultan Ahmet ile buluşarak muharebeye hazırlanmış olan Sultan Tahir ve emirlerini bozguna uğratmışlardı. Sultan Tahir kaçarak suda boğularak ölmüştü. Kara Yusuf ve Celayirli Sultan Ahmet bu zaferden sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı arası bozulmuş, bunun üzerine Kara Yusuf Bağdat'ı kuşatmıştı. Canını zor kurtaran Sultan Ahmet emirlerin onu bulmasıyla Suriye'ye hareket etmiş ve tekrar Memlük Devleti'ne sığınmıştı. Kara Yusuf Bağdat'ta bulunduğu sırada Timur, torunu Miranşah oğlu Ebubekir Mirza'ya Diyarbakır'dan Basra ve Vasıt'a kadar uzanan bölgeyi ona vererek onu Kara Yusuf üzerine gönderdi. Her iki şehzade de Hille dolaylarında birleştiler ve burada meydana gelen çarpışmada Çağatayların galip gelmesiyle sonuçlandı. Kara Yusuf Suriye'ye doğru kaçtı. Kardeşi Yar Ali esir alındıktan sonra öldürülmüş, oğulları İskender ve İspenti'nin anneleri olan karısı da esir düşmüştü. Kara Yusuf rahbeye sığınmak istemiş fakat kabul edilmemişti. Oradan Şam'a hareket etmiş, karşısına Emir Nuayr çıkmış, onun saldırılarından zorla kurtulmayı başarmış ve Şam'a ulaşmıştı. Şeyh El Mahmudi Kara Yusuf'a riayet etti ve vaziyeti Kahire'ye bildirerek şefaatte bulundu. Şefaati kabul edilen Şam naibi Yusuf Bey'i burada ağırladı ve bir zaman sonra Celayirli Sultan Ahmet de buraya geldi. Şam naibi Kahire'den mültecilerin hapsedilmeleri emrini almıştı. Bunun üzerine Kara Yusuf ve Sultan Ahmet hapsedildiler. Kısa süre içerisinde bir emir daha geldi. Bu emirde mültecilerin öldürülmesi bildiriliyordu. Nitekim Şam naibi bu emri infaz etmedi. Bu sırada Timur İran'daydı ve Semerkant'a doğru hareket ediyordu. Kara Yusuf ve Sultan Ahmet bir yıl hapis kaldılar. Aralarının bozuk olmasına karşın hapiste tüm zamanlarını birlikte geçirmişler ve tam anlamıyla barışmışlardı. Kara Yusuf hapis hayatı yaşarken bir oğul dünyaya gelmiş ve Pir Budak adı verilmişti. Sultan Ahmet, Pir Budak'ı manevi oğlu edindi. Hapis hayatı içerisinde ikili kendi aralarında anlaşmış, Irak Arap, Sultan Ahmet'in Azerbaycan'da Kara Yusuf'un olacaktı. Bu sırada sultan olmak için isyan hazırlıklarına başlayan Şam naibi, Kara Yusuf ve Sultan Ahmet'ten yararlanmak için onları serbest bıraktı. 1405 tarihinde serbest bırakıldıktan sonra Kara Yusuf ülkesine dönmüş ve yanına her yöreden gelen Türkmen beylerinin katılmasıyla kuvveti daha da artmış, böylece Avnik Kalesi'ni ele geçirebilmişti. Doğu Anadolu'daki topraklarına tekrar sahip oldu. Azerbaycan ve iki Irak'ın sahipleri ve etraftaki Türkmen beylerinin toplanması sonucu Timur'un torunu ile 1407 ve 1408 tarihlerinde iki defa çarpıştı. Ve her iki çarpışmayı da Ebubekir Mirza mağlup oldu. Tebriz valisi olan Ebubekir Mirza'nın babası Miranşah'ı da öldürdü. Önde bir engel kalmayınca kolaylıkla Tebriz ve Azerbaycan'ı işgal etti.
çarpışmalarda galip olarak ayrılan Kara Yusuf, Timur taraftarı olan Akkoyunlu Bey'i Kara Osman'da bozguna uğratarak kuvvetini ve mevkiini artırmayı başarmıştı. Kara Yusuf Tebriz'i merkez yaptı ve burada yeni doğan oğlu Pir Budak'ı sultan ilan etti. Kendisini ise Pir Budak'ın vekili saymıştı. Her ne kadar Kara Yusuf ve oğlunun hükümdarlığını tanısa da Sultan Ahmet bir yandan da tedirgindi. 1410 tarihinde aralarında bir yaylak sorunu çıkması sebebiyle aralarında barış bozuldu. Sultan Ahmet ordusuyla Tebriz'e doğru hareket ettiğini haber alan Kara Yusuf, Sultan Ahmet'e aralarındaki barışı hatırlatmış fakat Sultan Ahmet ordusuna güvenmesi sebebiyle bu hatırlatmayı önemsememiş. Nitekim meydana gelen çarpışmada Sultan Ahmet mağlup olmuş ve saklandığı yerden çıkarılarak öldürülmüştü. Kara Yusuf Sultan Ahmet'in ölümünden sonra meydana gelen boşluktan da faydalanmak istedi ve Irak'ı Arap üzerine hareket etti. Bağdat'ta oğlu Şah Mehmet'i vali tayin etti. Ardından Irak'ı Acemi'de tamamen elde etti. Kara Yusuf'un bölgede böyle bir nüfusa sahip olmasını kendileri açısından tehlike olarak gören Gürcü Kralı Köstendil, Şirvanşah Şeyh İbrahim ve Şekil Hakimi Ahmet birleşerek Kara Yusuf'a karşı ittifak yaptılar. Nitekim yapılan muharebede ağır bir yenilgi aldılar. Bu sırada Akkoyunlar tarafından Karakoyun ülkesine sık sık tacizler meydana gelmekteydi. Kara Yusuf bu tacizlere son vermek için Akkoyun hükümdarı Karayülük Bey üzerine yürümüş ve Mardin Amit arasında meydana gelen çarpışmada Karayülük Bey'i mağlup etmişti. Karayülük Memlük Sultanı'na sığınmak zorunda kaldı. Memlükler Karayülük'ü korumasını bahane ederek Kara Yusuf, Aydın Tap ve Birey Yağma tarif etti. Ardından Mardin'e doğru hareket ettiği sırada Kara Yusuf oğlu Pir Budak'ın ölüm haberini aldı. Tebriz'e vardığında günlerce oğlunun yasını tuttu. Ömrünün son zamanlarında Çağatay hükümdarı ve Akkoyunlar Memlük Sultanı ile mücadele ederek geçirmek zorunda kaldı. Timur'un oğlu Şahruh Kara Yusuf'u devamlı tehdit ediyor ve kendisini tanımasını istiyordu. Bu isteğinin yanında Kazm ve Sultaniye şehirlerinin iadesini istiyordu. Buna karşılık Azerbaycan, Irak Arap ve Doğu Anadolu'daki yerleri Kara Yusuf'a bırakacaktı. Nitekim Kara Yusuf nice mücadeleler vererek elde ettiği yerleri vermeyi reddetmesi üzerine Şahruh içerisinde fillerin de bulunduğu 200 bin kişilik büyük ordusu ile harekete geçmiş. Buna nazaran Kara Yusuf hem hasta hem de kuvveti Şahruh'un kuvvetinin yanında güçsüz kalmıştı. Nitekim Kara Yusuf'un hastalığı ağırlaşmıştı ve harekete geçtikten kısa bir zaman sonra Tebriz'in güneydoğusunda Uçan'a yakın bir yerde vefat etti. Ordunun güven kaybı ve korku sebebiyle dağıldı. Askerlerin çoğu Kerkük'te bulunan İskender Bey'e sığındı. Kara Yusuf'tan sonra yerine oğlu Kara İskender geçmişti.